أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Letüblevunne fî emvâlikum ve enfusikum ve letesmâunne minellezîne utul kitâbe min qablikum ve minellezîne eşrekû ezen kethîrâ ve in tasbirû ve tettekû fe inne zâlike min azmil umûr. Gecemiz, sohbetimiz mübarek olsun kıymetli kardeşlerim. Dün gece Miraç gecesiydi. Bugün de Miraç gecesinin gündüzüydü. Tabii bugün de oruç olan kardeşlerimiz vardı. Rabbim ibadetlerimizi, oruçlarımızı dergâhına kabul eylesin. Recep-i Şerif'in işte 27. gecesiydi. 27-28. gecesindeyiz. Recep-i Şerif'i uğurluyoruz. Bizlerden memnun olarak Recep-i Şerif ayrılsın inşallah. Bizler aynı şekilde Recep-i Şerif'in sonunda peşinde gelecek olan Şaban-ı Şerif ayı, ki bu ayların hepsi Ramazan-ı Şerif ayı müjdeleyicisidir. Ki Efendimizin bu ayda söylediği duayı tekrar edelim isterseniz. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Ya Rabbi hakkımızda Recep-i Şerif ayıyla
Şaban-ı Şerif ayını mübarek eyle. Bizleri Ramazan-ı Şerif ayına kavuştur. Rabbim bizleri Ramazan ayına kavuştursun kardeşlerim. Yani bizim buradan çıkmaya bir selahiyetimiz yok. Hocam işte kavuştuk diyemeyiz ya. O belli değil. Ne zaman başımıza ne gelecek bilemeyiz. Ölüm bize çok yakın, bunu bilelim ama. Ölüm hiç uzak değil kardeşlerim. Yani ayağımızın ucunda diyebiliriz yani. Ayağımızın ucunda, biz farkında değiliz. Yattık kalkamadık yani. Bu kadar yani. Bu kadar yani. Ne oldu? Kalp krizi oldu. Bir şey oldu. Bahane bulunacak. Cenab-ı Allah iman selameti cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bu haftaki sohbetimiz insanoğlunun kıymeti hakkında, mahlukat içerisinde insanın yaratılışıyla alakalı bir sohbet hazırladık. Çalıştık dersimize. Rabbimiz güzel anlatmayı, ifade etmeyi, dinlemeyi ve amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, insanoğlu malumunuz, insanoğlu dediğimiz zaman eşittir eşreful mahluk diyoruz değil mi? Yani Allah'ımızın yaratmış olduğu mahlukat içerisinde binlerce, milyonlarca Allah'ın yarattığı mahluk var. Onun içerisinde en şerefli mahluk insanoğlu. Bu şeref nereden geldi diye şöyle bir araştırdığımız zaman, neden eşreful mahluk insanoğlu en şerefli kılınmıştır? Tin suresinde çok güzel yaratılmıştır diyor. Şu ayet-i kerime ile karşılaşıyoruz. Secde suresi. Bunu aklımızda tutalım. Ayet numarasını da ben size söyleyeyim. Secde suresi 7 ile 9. ayet-i kerime. Yani biz şerefi nasıl almışız? Önemli bir şey değil mi? Bu nereden gelmiş bize bu şeref? İşte bu şerefi nereden aldığımızın ayeti. Estaizu billah, bismillah. Ellezî, o Allah Azze ve Celle, ahsene külle şeyin halakahu, bütün her şeyin yaratılışını Allah bir kere güzel etti. Bunu bilin diyor Mevla. Yani her şeyi Allah güzel yarattı. Ağacı, kuşları, doğayı, insanı, her şeyi güzel yarattı. Ve bede'e halkal insani min tîn. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Yani demek ki şu ayet neyi anlatıyor bize? Ortada insan yok henüz yani. Yani Adem babamızın yaratılışını Mevla Teala söylüyor. İlk yaratılışını söylüyor. İnsanı yaratmaya tîn, yani çamurdan Allah başladı. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Adem babamızın çamurdan yaratıldığını. Sümme ceale neslehu min sülaletin min ma'in mehin. Sonra onun neslini, ilk önce insanı çamurdan yarattı ama onun neslini bir öz sudan, min ma'in mehin, değersiz bir sudan diyor. Mehine şöyle bir mana vermiş Rabbimiz. Değersiz. Evet. Sonra onu öz bir sudan, değersiz bir sudan yarattı. Yani değersiz dediği, hangimiz değer veriyoruz o insanın yaratıldığı o maddeye? Elimize bir yerimize bulaşsa ne yapıyoruz biz? Yani değil mi? İşte ya onu söyle işte. Bak, bir yere bulaşsa diye hemen ondan kurtulmaya çalışırsın. Ya da eyvah, buramda bu var, abdestim oldu mu dersin. Hani yani mimma in mehin. Değersiz sudan Mevla Teala yarattı. İşte şerefi nereden aldığımız nokta geldi. Yani ilk insanın, Hazreti Adem'in çamurdan yaratılışını, ondan sonra gelen insanların ise o malum sudan, değersiz o sudan yaratıldığını söylüyor. Sümme mimma in mehin, sümme sevvahu. Dikkat edin şimdi. Sonra o değersiz sudan yaratmış olduğu insanı şekillendirdi. Evet, geliyor. Ve nefaha fihi min ruhihi
Kendi ruhundan Allah ona üfledi. Allah kendi ruhundan o insana üfledi diyor. İşte insanoğlunun şerefi buradan geliyor. Allah üfledi diyor. Yani Allah kendi ruhundan ona üfledi diyor. Canı Allah verdi. Kendi ruhundan Mevla. Allah canlıdır ya, Mevla diridir ya. O dirilikten Mevla bizi, hay olan Allah bizi diriltti. O hayatı, o görmeyi, o işitmeyi, o anlamayı, o akılı. Bak, bizi donattığı şeyler hiçbir mahlukta yok. Kârımızı, zararımızı biliyoruz, iyiyi, kötüyü anlayabiliyoruz değil mi? Dünyayı imar ediyorsun. Niye başka canlılar senin yaptığını yapamıyor? Çünkü senin Mevla kendi ruhundan sana Allahü Teala üfledi. Seni eşrefül mahluk yarattı. Cenab-ı Allah bu kıymeti bilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. İşte bu ruh öyle bir şey ki, bakın kardeşlerim. Şimdi Allahü Teala'nın bize üflediği ruh. Ruh üfledi kendisinden, ruh üfledi. İşte bu ruhla insan Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu kitaba sarılır. Göndermiş olduğu peygamberin izinden gider. Allah'ın emir ve yasaklarını tutarsa, bak, Allah'tan üflenen bir ruhla yaratıldık biz. Ne oluyor? İşte melekleri geçen insan bu insan oluyor. Eğer şeriatı yaşarsa insan, melekleri de geçiyor. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah insanoğlunun halife olduğunu buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle rabbüke lilmelâiketi inni câilun fil erzi halife. Ve iz kâle rabbüke, senin Rabbin dedi ki lilmelâiketi, meleklere ne dedi? İnni câilun fil erzi halife. Muhakkak ki yeryüzünde ben halife yaratacağım dedi. Halife. Şu şerefi görüyor muyuz? Kime halife dedi? İnsana bir halife yaratacağım dedi. Halifelik makamı veriyor insanoğluna. İnsanoğlu çok şerefli, kıymetli yaratılmış da insanoğlu şerefinin, kıymetinin değerini bilmiyor. Değerini bilmiyor. Cenab-ı Allah kıymetini, değerini bilen kullarından eylesin kıymetli kardeşlerim. Kardeşlerim, tabii en güzel yaratan Allah'ın güzelliği nedir? Bununla ilgili de bir ayet-i kerime, Mü'minun suresi ayetin 14. ayetin sonunda Fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn. Ne demek kardeşlerim? Yaratanların en güzeli kim oldu? En güzeli Allah oldu. Yaratanların en güzeli Allah, o ne yücedir. Kendisini söylüyor. Bakın, yaratmış olduğu şeylerin güzelliklerine bakıyorsunuz. İnsanına, doğasına, güneşine, yıldızına. Peki yaratanların en güzeli kimdir? Allah'tır Azze ve Celle. Cenab-ı Allah Rabbimizi, güzel olan Allah'ımızı cennette görmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Çoğumuzun bildiği bir ayet-i kerime daha var. Yine insanın yaratılışıyla ilgili. Tin suresinde Bismillah ve tini ve zeytün, zeytine, incire yemin ederim ki ve hazel beledil emin, Mekke şehrine yemin ederim ki lekad ve tini ve zeytün ve turi sina dağına yemin ederim ve hazel beledil emin, emin şehre yemin ederim, dikkat edin, lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Birinci ayet-i kerimede Adem babamızın yaratılışını dedi ya, ruh üfledi Allah ona. Burada da diyor ki biz insanoğlunu çok güzel bir surette, ahseni takvim üzerine yarattık diyor. Görüyor musunuz kardeşler? Ahseni takvim ne demek? Çok güzel suret üzerine yarattık diyor. Şimdi bu çok güzel suret, boyu posu endamı sadece değil, o da var işin içerisinde. 1.70, 1.80 boy, mavi gözlü, yeşil gözlü, kumral, esmer, sarışın, zayıf vesaire. Hani diyoruz ya, tamam bu doğru, bu var. Ama ahsen-i takvim sadece bu değil. Ahsen-i takvim
Akıl vermiş Allah. Görme vermiş Allah. His vermiş Cenab-ı Allah. İyiyi kötüyü ayırt etme duygusu vermiş. İrade vermiş. Sanat vermiş bak. Öyle akıllar ne yapıyor? Öyle arabalar, öyle inşaatlar, öyle gemiler, öyle şeyler yapıyor ki insanoğlu değil mi? İşte ahsen-i takvim demek çok güzel. Onlar ona kabiliyetler biz verdik. En güzel surette yarattık denilen o. Kârıyla zararını düşünüyor. Bak mesela koyunları gördünüz mü? Köylerde olurdu mesela koyun sürüsü, birisi gelsin o koyunlardan birisi böyle bir tepeden aşağı biri atlasın, hepsi atlıyor peşine. Gördünüz mü onu? Nasıl bir iş bu? Ya ölüyorsun daha işte, ölüyorsun ama yok işte. Anlayamıyor yani. Şeyi anlayamıyor. Zarar olacağını anlamıyor. İşte hani önderimiz atladı ya, başımızdaki kimse, onlar da atlıyor. Hepsi telef oluyor. Hepsi ölüyor yani. Bak görüyor musun? Ama Mevla sana ne yaptı? Akıl verdi. Binadan atlamıyorsun. Elini ateşe sokmuyorsun bak. Kârını zararını biliyorsun. İşte ahsen-i takvim demek sadece yüz güzelliği değil. Boyu posu değil. Bu zenginlikle Allah insanı donattı. Rabbim bu zenginlikleri gören, bilen kullarından eylesin kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim. Birkaç beyit var burada. Hazreti Ali Efendimiz insan için ne güzel söylemiş. Çok hoşuma gitti bu beyitler. İyi dinleyelim. Bakın Hazreti Ali Efendimiz insan için ne güzel söylemiş. Sonra hemen onun peşine Şeyh Galib'in mısrasını okuyacağım. Onun peşine de Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname eserinde geçen insanla ilgili yazısını sizlerle paylaşacağım. İlk önce Hazreti Ali Efendimiz'den başlıyorum. Radiyallahu anh. İlacın sendedir de farkında değilsin. Bu beyte sonradan tekrar geleceğim. Marifetname'yi okuduktan sonra buraya bir daha geleceğim. İnşallah. İlacın, ilaç var ya ilaç. Diyor ki insana, ilacın sendedir de sen farkında değilsin. Derdin de sendedir fakat göremezsin. Sanırsın ki sen sade küçük bir cisimsin. Halbuki sende dürülmüş en büyük alem. Alem sende dürülmüş diyor yani. O küçük olduğuna bakma diyor. Alemi Allah sana sığdırmış diyor. Derdin mi var? O derman da senin içinde de işte onu bulamıyorsun diyor yani. Hepsi sende var. Şu cümlelerin güzelliğini görüyor musunuz? Evet, Şeyh Galib'in sözüne geliyoruz şimdi. İnsan konusundaki anlayışını şöyle ifade ediyor. Hoşça kal zatına kim zübde-i alemsin sen, merdumu dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Açıklaması şu. Kendine iyi bak ki alemin özüsün sen diyor. Bütün 18 bin alemin özü kim? İnsandır. Kainatın göz bebeği olan insansın sen diyor. Bütün kainatın göz bebeği, en hassas noktası sensin. Gelelim İbrahim Hakkı Erzurumlu'nun Marifetname isminde geçen eserindeki şu cümleye. İnsan bedeni küçük alemdir. Bedeni küçük alemdir. İnsanın ruhu ise büyük alemdir. Alemde yaratılan her şeyin benzeri insan vücudunda mevcuttur. Alemde ne yaratıldıysa hepsinin benzeri sende vardır. İnsanın cismi ve canı bütün alemin bir nusasıdır diyerek insanın değerini vurgulamıştır. Ne dedi şimdi burada İbrahim Hakkı Hazretleri? Alemde yaratılan her şeyin benzeri insan vücudunda mevcuttur dedi. Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? İlacın sendedir de farkında değilsin. İlaç sende. Yani bir sıkıntı varsa yine onu kendinde bulacaksın, onun ilacını bulacaksın sen. Öyle hemen kahretmek, vahlanmak, yok olmak, zarar vermek, efendim düşüncelere dalmak, kendini hırpalamak, yıpratmak yoktur. Çünkü sen Allah'ın yaratmış olduğu
En mükemmel varlıksın. Çok güzel şeylerle Allah seni donatmış kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, bir ayeti kerime okuyoruz inşallah. İsra suresi 70. ayeti kerimesinde Mevla Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Mevla buyuruyor. Yemin olsun ki, velakat and olsun, yemin olsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık diyor. Ayet. İsra suresi 70. And olsun, yemin olsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Onları karada ve denizde taşıdık diyor Mevla biz. Denizde de biz taşıyoruz, karada da o insanı biz taşıyoruz. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Temiz olan, pak olan şeylerden onları rızıklandırıyoruz. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Yaratılmış olanların çoğuna biz onu, insanı faziletli, üstün kıldık diyor. Görüyor musunuz? İnsan ne kıymetli varlıkmış değil mi kardeşlerim? Bak Allah buyuruyor Azze ve Celle. Dolayısıyla gelin Allah'ın bize verdiği bu şerefi şu beş paralık dünyaya, alçak dünyaya meylederek, alçak işler yaparak, şeytani işler, nefsimizin vesvesesi, nefsimizden gelen duygulara uyarak Rabbimizin verdiği bu şerefi, bu kıymeti beş paralık etmeyelim kardeşlerim. Ya ne yapalım? Şeriata çalışarak, İslam'a çalışarak, Allah'ın bizi o mükemmel yarattığı bu varlığı Allah'ın yolunda, Allah'ın istediği gibi çalıştırarak kıymetimizi gün be gün artıralım. Öyle olsun ki, dün neyi anlattık biz? Miracı. Ruhlarımız mirac etsin, ruhlarımız sidretül münteha noktasına kadar yükselsin. Yükselebilir mi? Soruyorum size. Birinci kat sema, ikinci kat sema, yedi kat sema, arş, kürsi. Bak bir şey öğreniyoruz şimdi burada. Bu makamlar bizim için de mümkün mü? Mümkün. Hepimiz için anlayamadınız herhalde. Hocam ne diyorsun, o Peygamber Efendimiz'e mahsus değil mi diyorsunuz değil mi içinizden? Peygamber Efendimiz'e mahsus olan neydi? Allahu Teala ile vasıtasız görüşmek. O bize mahsus değil. Ben onu demiyorum. Ne diyorum? Ruhumuzun manen yükselmesi. Seyri ilallah, seyri fillah, seyri anillah, seyri fil eşya. Bunlar tasavvuftaki makamlardır. Bu ne? Efendimizin miracıdır. Eğer biz Allah'ın verdiği bu şerefli insanoğlu şerata, Allah'ın gönderdiği peygambere uyar. Allah'ın katından gönderdiği kitap, bak Allah bizi şerefli yaratmış ama boş da bırakmamış, görüyor musunuz? O şerefi daha ötelere götürecek unsurları da Allah göndermiş bize. Ney? Başta Hazreti Muhammed'i göndermiş bize. Örnek olarak onu koymuş. Sonra Hazreti Kur'an'ı göndermiş bize. Bak ne demek bu? Sizi ben şerefli yarattım ama bu şerefinizi koruyun. Hatta şerefinizi yükseltin. Neyle? İşte bu iki şeyle. Okuyun Kur'an'ı, yaşayın Kur'an'ı. Allah'ın istediği bu. İnsan oğlunun yaratılışındaki gaye de bu. Niye yaratıldık? Niye yarattı Allah Azze ve Celle? Kur'an'a ve sünnete sarılarak değerimizi yükseltmek için Allah'ın isteği bu. Allah'ın isteği bu. Şimdi biz ne yapıyoruz kardeşlerim? Allah'ın gönderdiği kitaba sarılmayarak, onu okumayarak, emirlerini yerine getirmeyerek düşüyoruz da düşüyoruz, alçalıyoruz da alçalıyoruz. Rabbim alçalmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bak ayeti kerimede Mevla buyuruyor ki Bismillah. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Muhakkak ki insanlardan, cinlerden cehennem için yaratılan pek çokları var diyor. Rabbim cehenneme gitmekten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ama pek çokları yaratıldı, gidecek. Biliyor Allah, bilmiyor mu cehenneme gidecekleri? Çok gidecek olan var diyor cehenneme. Ama özelliğini söylüyor. Lehum kulubun la yefkahune biha. Bak ben şerefli kıldım dedi ya insanı. O kalbi, o Allah'ın istediği şekilde kalbini kullanmadı. O kalbini Allah'ın istediği gibi kullanmadı.
Kalbini Allah'ın nurunu, aşkını doldurması gerekirken dünya sevgisini yerleştirdi. Ne bileyim, bir top sevgisini, bir maç sevgisini yerleştirdi. Atı koydu, eğlenceyi koydu, Atari'yi koydu, internet oyununu koydu. Nereye koydu? Koyulmaması gereken yere koydu. Çünkü kalbin sahibi Allah'tı Azze ve Celle. Ama o kalbi pis şeylerle doldurdu. Halbuki Mevla buyurmuştu ki, ben yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım buyurmuştu. Sen Allah'ın yerini ona, Allah'a hazırlaman gerekirken tevhidlerle, Kur'anlarla, ibadetlerle kalbi Allah'a tahsis etmen gerekirken sen onun içerisine efendim pis şeyleri doldurdun. وَلَهُمْ اَعْيُنُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Evet, biz insanı şerefli yarattık. Ona iki tane göz verdik ama benim istediğim şekilde gözlerini kullanmadı. Ayet okuyorum size. Gözlerini benim istediğim şekilde kullanmadı, değil mi? Uzuvlar içerisinde gözün yeri çok farklıdır kardeşlerim. Açık söylüyorum. El de var, ayak da var, kulak da var ama yani birinci sırada ne gelir? Göz gelir. Neden? Göz neyle irtibata geçerse kalp hemen ona bağlanıyor. Hemen gözden kalbe bir yol var, oraya hemen akıyor. Bizim bütün duygularımızı, düşüncelerimizi etkileyen baş organ gözdür. Niye? Sen şöyle bir 15 dakika, 5 dakika bir haram bir şeye bak, o günün senin mahvoluyor. Bak, 5 dakika bakmanla. Niye? O görüntüler, o şeyler neyse hep seni etkiliyor. İcabında işini etkiliyor, ibadetini etkiliyor, huzurunu etkiliyor. Ruhunu etkiliyor. Ruhun kararıyor yani. Neyle oldu? Bir gözle oldu. Bak, gözleyip geçme. O gözle Kur'an'a baksaydın, 10 dakika 15 dakika Kur'an'a baksaydın, tam tersi kalbin nurlanacaktı. O zaman da böyle bir kuş gibi olacaktın, bir mutlu olacaktın, musmutlu olacaktın yani. Ama ben ona göz verdim diyor, o gözü haramda kullandı. Annesine babasına bakabilirdi, eşine bakabilirdi, çocuklarına bakabilirdi, işine bakabilirdi, işiyle ilgilenebilirdi. Ama o gözü hep haramda kullandı diyor. Ben onun için mi verdim diyor Allahu Teala. O gözü haramda kullanasın diye mi verdim diyor. Ayet bu. Buna nankörlük deniyor. Komşundan sen satır aldın, kazma aldın, vuruyorsun taşa. O sana taşa vur diye mi verdi o kazmayı sana? Ne için verdi? Toprak kazasın diye, değil mi? Testereyi niye verdi sana? Odun kesesin diye. Sen gidiyorsun demiri kesiyorsun. Ne kadar kötü bir şey, değil mi? Mevla bize bu gözü niye verdi? Helale bakalım diye. Helal işlerle meşgul olalım diye. Ama sen vuruyorsun, dağa taşa vuruyorsun sen. Demiri kesiyorsun sen. İşte onu diyor Mevla. Ben ona göz verdim diyor ama o diyor benim istediğim şekilde kullanmadı ki. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Onlara ben kulak verdim, o kulağı da istediğim şekilde kullanmadı. Şarkı dinledi, türkü dinledi, gıybet dinledi, her şeyi dinledi ama sohbet dinlemedi. Her şeyi dinledi, benim kelamımı dinlemedi. Her şeyi dinledi, ezanı dinlemedi. Her şeyi dinledi, akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazında hoca namaza durduğu zaman onun okuduğu Kur'an'ı dinlemedi. Yani cemaatle namaz kılmadı. Ama başka şeyleri dinledi yani. Ben onun için vermemiştim ki diyor. Benim istediğim şekilde kullanmadı. Hocam sadede gelelim. Ayet nasıl bitiyor biliyor musunuz? Eşrefül mahluk olan insan nereye düşüyor görüyor musunuz? Ülaike kel en'ami belhum edal. İşte bunlar, çok af buyurun, Allah'ın tabiri olduğu için söylüyorum. Hayvanlar gibidir ve bilakis belin manası ne? Bilakis edal, hayvanlardan daha aşağıdır. Ey kardeşlerim, ey Müslümanlar. Baştan beri ne konuşuyoruz biz? Eşrefül mahluk insanı konuşuyoruz, değil mi? İnsanın ne kadar keremli, ne kadar kıymetli yaratıldığı konuşuluyor, değil mi? Ne oldu şimdi? Hayvandan aşağı düştü. Kim yaptı bunu? İnsan yaptı. Nasıl yaptı?
Allah'ın istediği gibi Allah'ın bize verdiği bu gözü, kulağı, gönlü kullanmadığından dolayı bu hale düştü. Cenab-ı Allah bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet. Kardeşlerim, adam öldürmeyle ilgili burada notlar var. Tabi Allah muhafaza, en büyük günahlardan birisi bir insan öldürmek. Yani bu mümin kafir fark etmiyor. Hani bir savaş durumu olur, ayrıdır. Hani keyfi bir şekilde birisini öldürüyorsun. Allah muhafaza, bunun dinimizde hem Allah-u Teala öyle kurallar koymuş ki hem maddi caydırıcılığı var bunun. Hani insan öldürmenin maddi caydırıcılığı var Kur'an-ı Kerim'de. Hem de manevi caydırıcılığı var. Maddi caydırıcılık nedir? Hepimizin bildiği bir şey kısastır. Kısas, maddi caydırıcılık. Kur'an-ı Kerim'de cana can, onunla ilgili o kadar çok ayet-i kerime vardır ki, bakın mesela haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yolunu öldürmede meşru ölçüleri aşmasın diyor. Yani kısası uygulasın diyor. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür diyor ayet-i kerime. Yani bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Her kim de birini yaşatırsa, yani hayatını kurtararak bir insanı yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Maide suresi 32. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor. Bir başka ayet-i kerime, Bakara suresi 178. Ey iman edenler, bize söylüyor. Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Ayet-i kerime. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi öldürenin varisi, velisi yani kişi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerini uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir diyor. İşte hani kısas ayeti, bir de diyet ayeti. Bunlar hep maddi caydırılacak. İslam öyle bir madde koymuş ki eğer diyor sen Allah'ın verdiği bir canı sen alırsan diyor, o eşreful mahluk Allah, o Allah ruh üfledi onu, Allah kıymetli kıldı, o ruhu, o canı veren Allah'tan başka kimse o canı alamaz. Hani meşru çerçevede, hani meşru çerçevede savaş oldu, biri sana savaş ilan ediyor mesela, bu durumda olabilir. Bir kişi çok bozgunlukçuluk yapıyor, onu devlet öldürebilir. Yani öldürmenin de Allah tarafından konulmuş ölçüleri var, kuralları var. Sen bana yan baktın öldüremezsin. İşte kornaya bastın öldüremezsin. Bana küfür ettin öldüremezsin. Bunları yapamazsın. Öldürdün, tabii hemen kısas uygulanmıyor değil mi? Ne yapılıyor? Mahkeme var. Mahkeme süresi oluyor. Haklı mı haksız mı vesaire. Baktı ki adam keyfi öldürmüş, canı sıkılmış öldürmüş. Hakim de eğer Allah'ın hükmü olan kısas cezasını verirse ne olacak? O da öldürülecek. Eğer diyor o öldürenin varisi onu affedip, bak bir de böyle bir şey var. Yani babamı öldürdü ama o babamı öldüren kişi çok zengin bir kişi. Fabrikaları var. Ben durumum yok. Ben onun karşılığında işte 2 milyon para istiyorum. Diyet. Buna ne deniliyor? Diyet. O da kabul eder. Tamam ya, canındansa 2 milyon, al sana 2 milyon diyebilir. Bak bu da şeriat, bu da kanun, bu da Allah'ın kuralları. Böyle yapabilir. Ama veli ya bana dünyayı da verse ben kısas istiyorum dediği zaman iş bitmiştir. Dünyanın en zengini bile olsa iş bitmiştir. Yani o da öldürülecek. İslam bu, şeriat bu. Bu ne? Maddi caydırıcılık. Bu hükümler olduğu zaman hiç böyle vurma, kırma, adam öldürme İnsanın aklına gelebilir mi kardeşlerim? Mümkün değil. İslam'ın hükümlerinde caydırıcılık vardır kardeşlerim. Caydırıcılık. Ve
biz güya efendim daha iyi biliyoruz. Hani Allah'ın bu kanunlarını anayasamıza, yasamıza, ki yasamız bizim Kur'an yasasıdır. Hani anayasamıza derken yanlış bir cümle söylemeyelim. Bizim anayasamız nedir? Kur'an'dır. Kur'an anayasasıdır. İşte Kur'an anayasası uygulanmadığından dolayı dünyanın halini hep beraber müşahede ediyoruz. Rabbim Kur'an anayasasının tüm dünyaya hakim olmasında cümlemizi gayretli kullarından eylesin. Amin. Ve ülkemiz başta olmak üzere bütün dünyada Kur'an-ı Azimuşşan'ın hakimiyetini görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Şu maddeler olmuş olsa var ya, dünyamız cennet gibi olacak. Ama bunları konuşmak bile insan çekiniyor, biliyor musun? Ne diyor ya bu şeriat, Allah'ın kanunu, Kur'an anayasası ne diyor? Bu sözleri zaten 30-40 sene önce hiç konuşamazdık, ha ben size söyleyeyim. Kur'an anayasası falan var ya, ne diyorsun sen? Sen şeriatı mı istedin diye beni sohbet bitmeden hemen götürürlerdi yani. Düşünebiliyor musun? Şimdi elhamdülillah konuşuyoruz da Rabbim tamamına da erdirsin. Amin. Konuşmak lazım. Evet kardeşlerim. Peki işin kısas olayını anladık. İşin pekala manevi yaptırımları nedir bunun? Manevi yaptırımları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu hadis-i şerifler var kardeşlerim. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde, bugün bu ay ve bu belde nasıl kutsal ise, veda hutbesinden okuyorum, canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öylesine kutsaldır diyor. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Yani toplumun sorumluluğu ve hukukun güvencesi altındadır. Canlarınız, mallarınız. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadis-i şerifte, 7 helak edici şeyden sakının diyor. 7 tane helak edici şey var, bundan sakının. Bunlardan biri de haklı durumlar müstesna Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymaktır. Yani kıydığın zaman helak oldun diyor yani sen. Peki haklı sebep hocam öldürebilir miyiz? Bir kere şunu bilelim. Öldürme işleri şahıslara ait değil. Hani hadis-i şeriflerde geçiyor ya haklı sebep. O sen haklı bile olsan kendi davanda, öldürme kararı çıksa bile o işi kim yapacak siz söyleyin? Devlet. Devlet yapacak. O işi şahıslar yapmayacak. İslam devletinde kadı o işle ilgili insanlar yapacak. Yoksa sen infazı sen yapamazsın. Bak bu da şeriat. Bunu yaptın suçlu olur. Evet kardeşlerim. Kardeşlerim, insanın kendine zarar vermesiyle ilgili bir ayet okuyorum. Yani kendini kesiyor, zarar veriyor, intihara teşebbüs ediyor, pencereden atlıyor, ne bileyim yakıyor falan. Onunla ilgili ayeti kerime, وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ, kendinizi kendi ellerinize tehlikeye atmayın diyor. Hani biraz önceki ayetler neyle ilgiliydi? Adam öldürmeyle. Ama bu ayet neyle ilgili? Kişinin kendisine zarar vermesiyle. Niye? Sen kendine de zarar veremezsin. Yani başkasını bırak, başkasını bırak, sen kendi özüne de zarar veremezsin, yaralayamazsın kendini, kendini öldüremezsin. Allah muhafaza. Evet, şiddetle dinimiz bu gibi hallerden bizleri yasaklıyor kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu hadis-i şerifleri geçen haftalar peş peşe okumuştuk hatırlarsanız. Hani manevi caydırıcılık. Dünyada diyor ip ve benzeri şeyle kendisini boğan kimse diyor Resulullah. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Cehennemde kendisini onunla boğacak. Bu şekilde azap görecek. Dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur. Azaba böyle düşecektir diyor. Yani silahla vurdu. Orada da cehennemde hep kendini böyle vurarak o azap devam edecek. Kim kendisini bir dağın tepesinden atar? Bunlar hep Buhari'de geçen hadis-i şerif. Duymadık demeyin. Bir tepeden atar da ölürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle azap görür. Yani cehennem tepesinden yuvarlanarak azap görür buyuruyor Resulullah. Kim zehir içerek kendini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı o azabı çeker diyor.
Allah muhafaza, Efendimizin sözlerinde halidine fiha cümlesi de geçiyor. Ebedi olarak orada kalır diyor yani. Ebedi, sonsuz olarak orada kalır. Kim? Kendisini öldüren, kendisini, kendi canına kıyan kişi. Rabbim bu gibi sıkıntılara düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz ashabını topladı. Ashabını topladı. Onlara geçmiş ümmetlerden bir kişiyi anlatıyor. Dikkat edin şimdi. Efendimizin anlatımını dinliyorsunuz. Sizden önce geçen ümmetlerden bir kişi vardı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun vücudunda bir yarası vardı diyor. Vücudunda bir yarası vardı. Kangren haline gelmişti. O yaranın elem ve ızdırabına dayanamayıp bir bıçak almış da onunla elini kesmişti. Yani kendi ameliyatını kendi yapıyor. Kangren gibi oldu. Herhalde eli kangren oldu. Kesmiş yani. Ümmeti Muhammed'den değil. Ondan yani Beni İsrail'den birisini anlatıyor Peygamber Efendimiz. Kendi elini kesti diyor, kangren olmuş. Fakat diyor kan bir türlü kesilmemiş diyor. Nihayet bu adam kan kaybından ölmüştü diyor. Yüce Allah, bu hadis-i şerif Buhari'de geçiyor. Yüce Allah kulun kendi kendine ölüme teşebbüs ederek, kulum kendi kendine ölüme teşebbüs ederek benim önüme geçti diyor. Allah böyle diyor. Kendi ölümüne sebebiyet verdi. Benim önüme geçti ne demek? Ben alacaktım o canı. O kendi aldı diyor. Ben de ona cenneti haram kıldı buyurmuştur diyor. Haram. Cennet ona haramdır. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Peki sahabe-i kiramdan böyle bir şey başından geçen olmuş mu? Ben ilk defa duydum burada. Sahabe-i kiramdan. Olmuş. Kim olmuş bakın? Kuzman isimli sahabenin, Kuzman, bu ismi de yeni duydum. Kuzman isimli sahabenin durumu da çarpıcı bir örnek olarak zikredilmektedir. Hayber Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'in huzurunda ondan övgüyle bahsetmiş. Hayber fethinde müthiş kahramanlık örnekleri göstermiş. Bu Kuzman ismindeki sahabe-i kiram. Sahabede Efendimiz'e gelmiş, demiş ki ya Resulallah, bizim Kuzmen var ya, fırtına yani uçuyor yani. Bütün müşriklerle öyle bir savaş etti ki olmasa biz yenemezdik. Böyle kahraman, böyle mücahit, hani böyle güçlü, anlatıyorlar sahabeler. Kuzmen radıyallahu anh'ı anlatıyor. Efendimiz, ancak Peygamber Efendimiz bu kişinin cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Övüyorlar ama Efendimiz buyurdu ki bu cehennemlik. Daha sonra onun savaşta aldığı yaraların acısına dayanamayarak kılıcı üzerine yatıp intihar ettiği görülmüştü diyor. Yani yaralardan dolayı. Allah muhafaza kıymetli kardeşlerim. Yani işte bakın, bir araştırma yapılmış. Hani konu bu olduğu için ben bunu işliyorum. Her hafta farklı sohbetler yapıyoruz ya. Hep aynı ayetleri işlemeyelim. Farklı şeyler duyalım diye. Dünya üzerinde araştırma yapılıyor. Bütün dünya ülkelerinde. Bu intihar olaylarının en çok yaygın olduğu toplumlar, sıralamaya bakıldığı zaman en az dipte olan toplumlar hangi toplumlar? Söyleyin bakalım. Müslümanlar. İslam toplumunda yok, gözükmüyor yani. Olanlar da devede tüy yani. İntiharların çoğu hep Avrupa ülkelerinde, inancı, Allah inancı kıt, inancı zayıf olan insanlar arasında müthiş yaygın. Şey yok, bu duygular yok. Diyor ki ben bunaldım, sıkıldım, kurtarayım bu hayattan. Çok rahat bir şekilde bir şey içiyor, bir şeyle kendini intihar ediyor, öldürüyor. Türkiye'de bizde olan intihar teşebbüsleri de aynı şekilde inancı zayıf insanlar buna teşebbüs ediyor. Yoksa bu ayetleri, bu hadisleri bilen, Allah inancı, Allah'a hesap duygusu olan bir kişi, soruyorum size, intihara teşebbüs edebilir mi? Evet. Ne kadar sıkıntı içerisinde, ne kadar bunalım içerisinde, ne kadar dar bile olmuş olsa asla aklından bile
geçirmez. Mümin bir kişi aklından bile geçirmez. Neden der ki? Bu Allah'ın bana emaneti. Ben her ne kadar çok sıkıntılıyım, dardayım ama ben inşallah sabrederek kazanacağım. Bir de şunu düşünelim. Sıkıntı yani olacak bu. Allah'ımızın kanunu bu olacak yani. Dünyada sıkıntı olacak. Hepimize gün gelir güzel dönemler yaşatır. Gün gelir Allah bizi sıkabilir. Ayet-i kerimede Mevla ne buyuruyor? Hepimizin çok iyi bildiği ayet-i kerime. Estaizu billah, bismillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Muhakkak ki biz sizi imtihan ediyoruz. مِنَ الْخَوْفِ Korku. وَالْجُوعِ Açlık. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Canlardan, mallardan alarak, bak canınızı alarak diyor imtihan ederiz. Annenizi alırım, kardeşinizi alırım, evladınızı alırım, babanızı alırım. Bu şekilde imtihan ederim sizi. Bak Allah buyuruyor bunu. Bakara suresinde. مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Habibim sen sabredenleri müjdele. Demek ki Mevla bizi daraltacak, sıkacak ama biz ne yapacağız? Sabırla o imtihanı geçeceğiz. Peygamberlerin hayatına bakıyoruz. Benim en çok şaşırdığım peygamberlerden birisi kim biliyor musunuz? Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam, Nuh. Niye? 900 sene tebliğ yapıyor. Bir avuç insan inanıyor. Neyse orası az inananlar oluyor. Ama öyle dalga geçiyorlar, öyle hakaretler, öyle dayaklar atıyorlar ki bir defasında öldü diye bırakıyorlar. İmtihanı görüyor musunuz? Yani dövmüşler, öldü tamam bırakın artık. Kim bu? Peygamber Hazreti Nuh Aleyhisselam. Peki Yusuf Aleyhisselam? Kardeşleri tarafından kuyuya atılmadı mı? Zindana atılmadı mı? Ne oldu? Allah'tandır bu. Tevekkülünü etti. Allah inancı, Allah'a tevekkül. Burası bana bu zindandır ama ben o haramı işlemediğimden dolayı beni zindana attılar. Burası bana cennettir, daha hayırlıdır. Ayet-i kerimede geçti. Mevla onu ne yaptı? O sabrın sonucunda Mısır'a Maliye Bakanı yaptı. Sultan yaptı diyelim yani. Gördünüz mü? Yani bir takım keşifler, bir takım güzellikler, bir takım rahmetler neden sonra gelir diyebiliriz? Sıkıntılardan sonra. Yani o sıkıntılara sabredersek, bak sıkıntılar, üzüntüler ne kadar çok artarsa anlayalım ki peşinde ne var? Ama bir şart var. Sabredersek, Allah'tan bilirsek onun peşinde bir güzellik var. Bir miraç var. Peygamber Efendimiz miraca çıktığı seneye ne deniliyor? Senetül hüzün. Bak dikkat edin. Yani hayatı boyunca en çok üzüldüğü aylar, günleri yaşıyordu Resulullah. Amcası vefat etmiş, Hazreti Hatice vefat etmiş, Taifliler taşlamış. İnsanlar inanmıyor. Mekke'de inanmıyor. Dalga geçiyorlar. İbadet ettirmiyorlar. Düşünsenize Resulullah'ın halini. Allah'ın en çok sevdiği insan, en çok sevdiği peygamber. Üzüntüsünü bir düşünün bakalım. Ne oldu? Rabbim beni görüyor, sabretti, dua etti. O sıkıntının mükafatı olarak Allah cemalini gösterdi ona. Misalleri çoğaltabilir miyiz? Çok. Yunus Aleyhisselam düştü balığın karnına. Bak, isyan etti mi orada? Yok. Biz şu zikirle nerede tanıştık? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. Bak bu zikir balığın karnından çıktı. Bu zikir balığın karnından çıktı. Orada Allah'ı zikretti. Ama şöyle demedi. Ben hem Allah'ın peygamberiyim. Niye bu sıkıntıyı Allah benim başıma verdi? Niye beni balığın karnına düşürdü? Karanlıklar içerisinde kaldım demedi. Ya ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke. Senden başka ilah yok Allah'ım. Seni bütün noksan sıfatlardan ben tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Ben zalimlerdenim. Ben suçluyum dedi. Ne oldu? Sabretti. Allah onu balığın karnından kurtardı. Ve Allah Yunus peygamberi tekrar kavmine
geri gönderdi. Eyüp Aleyhisselam'ın çektiği acılar, sancılar, sızılar sabretti. Allah bütün sağlığını, sıhhatini tekrardan kendine iade etti. Misaller çok kardeşlerim. Musa Aleyhisselam, biz diyoruz ki Firavun'dan kaçtı Beni İsrail. Neler çekti kaçarken? Ne sıkıntılar çekti? Ne kadar kaçtı? Ne kadar koştular? Efendim denizin oraya geldiler. Eyvah yakalandık dendiği anda Hazreti Musa Aleyhisselam ne dedi? İnne ma'ya Rabbi seyehdin. Benimle beraber olan Rabbim bana bir yol gösterecek dedi. Çok daraldı, çok sıkıldı. Sabretti ve şu cümleyi söyledi. Bu cümle çok önemli. İnne ma'ya Rabbi seyehdin. Benimle beraber olan Rabbim bana elbette bir çıkış kapısı gösterecek. İşte bu. Allah bunu istiyor bizden. Şunu demedi. Ya biz Allah'ı dinledik. Yandık, battık. Kül olduk. Ne oldu işte? Bitti, öldük falan. Dese kaybedecek. Ama bunlar bize hep örnek. İşte biz de zaman zaman sıkıntı çekiyor muyuz? Üzüntümüz oluyor mu? Bunalımımız oluyor mu? Hah işte. Aynısını yapacağız. Aynı sabrı göstereceğiz. Allah'a küsmek yok. Bu da benim imtihanım diyeceğiz. Ve şimdi söyleyeceğim, üç şeye sarılacağız o sıkıntıdan kurtulmak için. Ney? Bir. Bak tüm sıkılan, daralan gönüllere söylüyorum. Neden biliyor musunuz? Çok sıkılıyorum, daralıyorum diye çok mesajlar geliyor bu son günlerde. Evde huzurum yok. Eşim şöyle yapıyor. Efendim şöyle bir ekonomik krizim var, işim yok falan, eşim aldatıyor. En çok da gelen ne biliyor musunuz? Eşim aldatıyor haberleri. Ne hale geldik biz ya? Yani 10 tane sorudan 7 tanesi bu diyebilirim yani. Vallahi de billahi, bak yeminle konuşuyorum. 10 tane sorudan 7 tanesi gerek kadın gerek erkek. Erkek aldatması daha çok. Gördüm, aldatıyor, konuşuyor, hatta efendim diyor bekarım dedi, evli çıktı, bir bayan arıyor, mesaj atıyor. Bekarım diye beni kandırdı, evli çıkmış diyor hocam. Benden de çocuğu oldu, ben ayrıldım. Bir daha beni aldı, bir daha ikinci çocuğum oldu. Ondan sonra beni dövüyor bilmem ne. Neler neler neler. Ne yapacağım diyor, bana bir yol gösterin diyor. Neler olmuş, neler bitmiş, ondan sonra yol gösterin diyor. Allahu Teala bizi İslam şeriat caddesinde yürümeyi bizlere nasip eylesin. Amin. İş oraya gelmeden önce hoca aranır. İşler böyle karıştıktan sonra yani sarpa sardıktan sonra, çıkmaza girdikten sonra hocayı arıyorsun. Ne yapabilir ki hoca yani? Ne diyebilir? Ama en başta bana desen hocam işte ben bir adamla konuşuyorum, görüşüyorum. Derim ki ailenin haberi var mı? Derim ki İslam'a göre görüşme yap, bunu söylerim. Flört yapma derim. Beraber olmayın derim. Aileler buluşsun derim. Anne babanın görüşünü al derim. İyi araştırın derim. Nerede oturuyor falan. Bak kimlik mikminlik derim bunları. Sen bunların hepsini halletmişsin. Efendim annenden babandan gizli de dini nikah kıymışsın. Gizli gizli. Evlenmişsin. Kandırmış seni adam. Adam kandırmış seni. Çok kandırılıyor bu bayanlar. Duygusallar ya, duygusallar ya. Ben sana şunu alacağım, bunu vereceğim. Sen benim şuyumsun, buyumsun, ölürüm, ederim, şudur budur falan. Ondan sonra o da hemen kanıyor. Hemen ona kanıyor. Nikahı kıyıyor. Adam emeline ulaşıyor. Sonra selamun aleyküm, aleyküm selam. Gönderiyor yani. Çok. Niye kanıyorsunuz bunlar? Rabbim Kur'an ahlakı cümlemize nasip eylesin. Amin. İşte tüm bunalanlara bir şifre söylüyoruz. Bir, ibadete devam edeceğiz. Çok dardayım, çok sıkıntayım. Efendim çok bunalıyorum. Ne yapacağız? Bunun ilacını, birinci ilacı söylüyorum. İbadet yani namaz. Bu namaz öyle bir ilaç ki bunu kılarken de aklına bir şey getirme, Rabbimin huzurundayım, Rabbimle konuşuyorum diyeceksin. Buna sarılacağım bir. Kur'an-ı Kerim'e sarılacağım, onu okuyacağım iki. Ve el açıp Allah'a dua edeceğim üç. Bir de sabırlı olacağım
4. İsyan etmeyeceğim 5. Buna sarıl, bir de zaman ilaçtır. Bununla beraber zamanı da geçirdiğin zaman Allah gönlüne peygamberlerini rahatlattığı gibi seni de rahatlatacaktır. Hiç şüphen olmasın. Sohbetimizin sonlarına geliyoruz kıymetli kardeşlerim. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya hilkatu yahut kefen diyor şair. Kardeşlerim, almış olduğum notlardan bir ayeti kerimeyi daha okuyorum. Bismillah. Ellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum. Allah-u Teala'nın methetmiş olduğu kullar şunlardır ki, Rabbim bu kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Hac suresi 35. Sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz kardeşlerim. Ellezine izâ zükürallâh. O Allah'ın has kulları öyle kullardır ki, Allah'ın adı anıldığında vecilet kulubuhum, kalpleri ürperir. Bak bak, Kur'an okudukları zaman, Allah dediği zaman, Rabbimiz böyle buyurdu dediği zaman kalpler ürpenir. Dikkat edin. Ve sabirin ala ma esabehum. Bakın, onların başına bir musibet geldiğinde sabrederler. Vel mukimis salah, ve namazlarını kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun, ve bizim onlara verdiğimiz rızıktan da infak ederler diyor. Bu Allah'ın methettiği kullar. Kur'an okurlar, kalpleri ürperir, sabrederler, namaz kılarlar, infak ederler. Bu bir reçetedir. Bunu unutmayalım kıymetli kardeşlerim. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Sana kötü gibi geliyor ama sen sana düşeni yap. İbadetlerine devam et. Duana devam et. Sabra devam et. Allah'ın izniyle miracın yakındır. Rabbim bu imanı, bu itikadı cümlemize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet. Ne demiştik? Bir, ibadet. İki, dua. Üç, sabır. Bunlara sarılacağız. Ve son ayeti kerimeye geldik kardeşlerim. Son ayeti kerimelere geldik. Peygamberler çevresindekilerine daima sabrı tavsiye etmişlerdir. Mesela Hazreti Musa İsrail oğullarına demiştir ki, Hazreti Musa ne demiş? Vesta'inu billahi vasbiru. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin demiştir. Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna şöyle nasihatta bulunmuştur. Ya buneyye akimis salah ve'mur bil maruf. Ey oğulcuğum, namazı kıl. Dikkat edin. Kur'an'da geçiyor. Lokman aleyhisselam oğluna nasihatı. Namazını kıl evladım. İyiliği emret. Venhanil münker. Kötülükten nehyet. Vasbir ala ma esabek. Başına gelen şeylere sabret. Bakın ayet. İnne zâlike min azmil umur. Niye sabret? Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Ayrıca Yüce Allah başına gelen musibetlere sabırla katlandığı için Hazreti Eyyub'a, Eyyub aleyhisselama hastalık vermişti ya, çok bir sancı, sıkıntı vermişti ya, ona ne diye seslendi, ne dedi Allah-u Teala? Eyyub aleyhisselam için hangi tabiri kullandı? Neyini Mevla methetti? Sabrını, değil mi? Senelerce ağrısızı, senelerce hüzüntü yaşıyor ama hiç isyan var mı? Yok. Rabbim'den dedi. Allah da ona ne dedi? Ni'mel abd. O ne güzel kuldu dedi. Sabrına işaret ederek ne güzel kul dedi. Rabbim bu hitabı almayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz de müminlere başlarına gelen bela ve musibetlere karşı sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunmuş. Kendisi de vasbir ve ma sabruke illa billah. Sabret, senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir diyor. Sabret diyor. Ve en başta okuduğum ders ayetimizi, bu ayeti en başta okumam gerekiyordu.
O ayeti en son okuyarak bitiriyorum inşallah. Bu haftaki ders ayetimiz kardeşlerim buydu. Ali İmran suresi 186. Ama çok iyi dinleyelim. Çok iyi dinleyelim. Bütün mevzu yani işte sıkıntıya girdiğimiz zaman, bir bunalıma girdiğimiz zaman kendimize zarar verirsek ne olur? Hani insan öldürmek, adam öldürmenin genel olarak günahı nedir? Bir kişiyi öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Kişinin kendine zarar vermesi çok büyük günahtır. İntihar Allah muhafaza cehennemdir, ebedidir Allah muhafaza. Bunları Mevla bize duyurdu. Ama bunalıyorum hocam. Ama daralıyorum hocam. En başta ne dedik? Sen alemsin. Sen cevhersin. Sende her şey var. O bunaltının ilacı da sende. Alemsin sen. Yeter ki onu bul, onu gör. Onu kullan yeter ki. Nedir o? Başta bir itikat olacak. Onu atladık. Başta ne olacak? İtikat. Allah inancın olacak. Ahiret inancın olacak. Niye adamlar intihar ediyor? İnanç yok ki. Onunla beraber ibadete, namaza sarıl. Onunla beraber Kur'an oku. Onunla beraber duayı hiç bırakma. Bir de sabrettiğin zaman var ya, 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra inşirah olacaktır. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulduğu gibi Allah senin içinde bulunduğun sıkıntılardan kurtaracaktır. Yusuf Aleyhisselam'ı sultan ettiği gibi seni de sultan edecektir. Ama o itikatta, o inançta, o amelde olalım kardeşlerim. Şimdi gelelim son ayet-i kerimemize. Letüblevunne fi emvalikum ve enfusikum. And olsun, bakın yemin olsun, bu ayet aklınıza kalır inşallah. Yemin olsun, and olsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Yemin olsun diyor. Hem malınız konusunda hem can konusunda imtihana çekileceksiniz. Evet, bunu anladık. Ve le tesme'unne, elbette yemin olsun ki şunları da işiteceksiniz diyor. Allah hep yeminle konuşuyor. Minellezine utul kitap, kendine kitap verilmiş olan, min kabliküm, sizden önce, yani Yahudi ve Hristiyanlar sizin hakkınızda bir şeyler konuşacaklar. Ve minellezine eşrekû ezen kesira, ve Allah'a ortak koşmuş olanlar sizin hakkınızda üzücü söz konuşacaklar. Siz onlardan, bak bu ayeti kerime çok acayip. Siz onlardan diyor, sizi üzecek diyor. Çok kelimeler duyacaksınız diyor. Yemin olsun ki diyor. Aman Allah. Bak ne diyor. Yani bunu ben şöyle anlıyorum. Yani seni üzecek bir cümle kardeşinden duyabilirsin. Seni üzecek, hani burada müşrik diyor ama biz bunu yorum yapıyoruz şimdi. Üzecek olan cümleler sana gelecektir. Üzüleceksin. Öyle sözler duyacaksın ki andolsun ki üzüleceksin diyor ayeti kerimede. Canınızla malınızla yemin olsun ki imtihan edileceksiniz. Üzüleceğiniz söz duyacaksınız. Kimden? Kaynanandan duyacaksın mesela. En çok da oluyor değil mi? Üzüleceksin. Sen şöylesin diyecekler, sen böylesin diyecekler. Üzüleceksin. Bak Allah buyuruyor bunu. Peki bu durumda bak ezen kesira, çok eziyet göreceksiniz diyor. Yemin olsun ki eziyet göreceksiniz. Sözleriyle ezecekler diyor sizi. Ve in tasbiru ve tettaku. Aman Allah'ım. Eğer siz sabırlı olursanız, o sözlere karşı sabrederseniz ve tettaku ve takva olursanız fe inne zalike min azmil umur. Bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. En büyük iş bunlardır. Bu sabrı kimse kolay kolay yapamaz. Ama sabrı gösteren kazanacaktır. O söz karşısında takva olan kazanacaktır. Hepimizin kaybettiği nokta burası değil mi? Bir söz duyuyoruz. O söz bizi, kendimizi dünyadan sıyırıyoruz. Kendimizi, bana niye bunu dedi? Allah-u Teala diyor ki vallahi diyecekler diyor. Seni üzecek Allah diye. Bak böyle bir ayet duydunuz mu şimdiye kadar? Ama şimdi patronum bana bunu niye dedi değil mi? Eşim bana bunu niye dedi? Duyacaksınız diyor, üzecek.
Bu yani ölme bitme midir? Nedir bu yani? Siz ne yapın? Siz diyor takva olun. İstenen sizden bu diyor. Siz sabredin, siz takva olun. Ben sizin o takvanızı göreyim. Onu göreyim, ben sizi kurtaracağım diyor ondan diyor. Ne kadar muazzam bir şey. O takva olun demek var ya, takva olun. İş bitiyor onda zaten. Yani itikadınız düzgün olsun, namaz kılın, Kur'an okun dedim ya maddelere. Kur'an okuyun, sabırlı olun. Efendim, hepsi giriyor onun içerisine. Kardeşlerim, tabi insanoğlu, şimdi biz bunu konuşuyoruz, ben konuşuyorum. Peki bunu yaşayanlardan mıyım desen, yok hepimiz aynıyız yani. Bir çok sevdiğimiz birisi bize bir laf söylese, o 3 gün, 5 gün, 1 ay bizi meşgul ediyor yani. Aynen. Ben kendi nefsime söylüyorum bunu yani. Doğru hocam. Bir kere hocam böyle bir mevzu olmuştu. Ali Polat hocam, Allah sıhhat afiyet versin, kıymetli hocam. Efendi Hazretlerinin vekili biliyorsunuz. Böyle konuşuyorduk da büyüklerin hali çok farklı oluyor. Ben bir şeye üzülmüştüm. Beni teselli etmek için diyordu ki, ya diyordu, bir köpek düşün diyordu. Bana diyor şimdi, beni teselli ediyor. Evet dedim hocam, geldi dedi, denizi yaladı dedi, denizi. Deniz kirlenir mi dedi. Yok dedim hocam. Ya köpek yaladı, aman sen derya ol dedi yani. Yani çok öyle laf edenler olabilir. Hiç kafanı takma dedi. Bu bir. İkincisi yine teselli ediyor beni. Dedi ki şöyle bir kap su düşün dedi, su. O kabın içerisine bir misketler var ya, bir taş. Attığın zaman şöyle hani komposto koyduğumuz, yoğurt koyduğumuz kaseler var ya. Yukarıdan aşağı bir taş attığın zaman su böyle çalkalanır, dağılır, dökülür, değil mi dedi. Doğru. Evet. Ama dedi aynı taşı denize fırlatsan dedi, böyle düştüğü yeri bile göremezsin. Böyle lüp eder dedi, hiç denizde bir şey olmaz. Senin gönlün dedi derya olsun. Ne güzel misaller. Şimdi bizim gönlümüz ne? Bir avuç su olduğu için çalkalanıyor. Çalkalanıyor. O çalkalanması da bir türlü durmuyor yani. O sallanma da günlerce sürüyor. İşte hep anlatılan o. Gönlümüzü ne yapmamız lazım? Derya yapmamız lazım. Neyle oluyor? Gönülle oluyor. Allah'ın aşkı zikirle, ibadetle, namazla, Kur'an'la. Sen derya yap. Evet, o anlık bir etkilenirsin ama o seni haftalarca, günlerce etkisi altına alamaz. Hemen durulur o. Sen dersin ki benim Allah'ım var. Hasbunallah. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Allah bana yeter. O ne güzel mevladır. O ne güzel yardımcıdır. Değil mi ki Allah beni bu kadınla imtihan ediyor? Değil mi ki Allah beni bu eşle imtihan ediyor? Değil mi ki Allah beni bu evlatla imtihan ediyor? Bunu Mevla bana imtihan olarak vermiş. Ben de sabrederek, takva olarak bunu aşacağım diyerek Allah'ın yolunda, Allah'a kullukta samimi olursak bizim de kuyudan kurtulmamız yakın, bizim de miracımız yakındır inşallah. Bugünkü sohbetimiz de bu kadar olsun. Cenab-ı Allah tesiratını halk eylesin. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alem Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim hatimleri var kardeşlerim. Bir de kısa hatim duası yapalım. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسولنا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerini dergâh-ı izzetinde, uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan ecr-i sevabı evvelen bizzat Hace-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, şerif, latif, ruhu mübareklerine ve cemî peygamberâne izzem ve rüsûl-i fikam aleyhim selavatül menden efendilerimizden ve tayyibelerine, âle eczacı mutahhara zevil-i ihtiram, ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, erva tayyibelerine, annelerimizden, babalarımızdan, ağabey, acil, kırbay, talukat, komşu yakınlarımızdan ahireti irtihal eden ruhlarına,
müştehidin, müfessirin, şüheda, fukaha, kurra, tüllâh, huffaz, musannif ve bir cümle hamele-i Kur'an ervahına ve burada toplanmış olan kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerinin ruhuna, amin. Bizi dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına, amin, ayrı ayrı hediye eledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Taksiratlarını affeyle, amin, makamlarını cennet eyle. Amin. Bizler de onların haliyle hallenmeden önce cümlemize imanı kamil, kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Amin. Kelime-i şehadeti diliyle ikrar kalbiyle tasdik edenlerden dünyada ve ahirette bizleri ayırma ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına sühlet ve ödemeyi nasip eyle. Amin. Darda ve sıkıntı olan bütün Müslümanlara yardım eyle. Amin. Cümlemize Kur'an ahlakı nasip eyle. Amin. Bugün ya Rabbi insanoğlunun yaratılışını, şerefli olmuşunu bizlere duyurdun. Bu şerefi kaybetmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. İnsanın kendine zarar vermesinin, insanı öldürmenin ne kadar büyük günah olduğunu, cehennem olduğunu duyurdun. Bu gibi hatalara düşmekten de cümlemizi muhafaza eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, bekarlarımıza hayırlı eş, amin, evlerimize hayırlı evlat, amin, işsizlerimize hayırlı iş nasip, amin, eyle. İşleri bozuk olan kardeşlerimizin işlerini bereketle eyle. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Vefat etmiş olan anne babalarımıza rahmet eyle. Amin. Hayatta olan anne babalarımızın hayır dualarını almayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ülkemizde huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Amin. Huzurumuzu bozmak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi, dualarımızı dergâh-ı izzetinde, uluhiyetinde kabul eyle. Amin. Amellerimizi rıza şerine uygun eyle. Amin. Riyalardan beri eyle. Amin. Allahümme inna nes'elüke temâmen ni'meh ve devâmel afiye ve hüssel khâtimeh. Hamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha.